İkinci bölüm. Pavlus'un Selanik'teki hizmeti. Kardeşler, size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha önce Filipi'de eziyet görmüş ve hakarete uğramıştık. Ama şiddetli karşı koymalara rağmen tanrısal müjdeyi size duyurmak için Tanrımızdan cesaret aldık. Çağrımızın kaynağında yalan ya da kirli bir emel olmadığı gibi bunun hileli bir yönü de yoktur. Tersine, Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık görüldüğümüz için biz insanları değil, yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi hiçbir zaman pohpohlayıcı sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik. Tanrı buna tanıktır. İnsanlardan gelecek bir övgünün peşinde değildik. Ne sizden ne başkalarından. Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki, sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. İşte sizi o denli seviyorduk. Evet kardeşler, nasıl uğraşıp didindiğimizi hatırlarsınız. Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalıştık. Tanrı'nın müjdesini size duyurduk. İman eden sizlere karşı davranışımızın ne denli kutsal, adil ve kusursuz olduğuna siz tanıksınız. Tanrı da buna tanıktır. Bildiğiniz gibi bir baba çocuklara nasıl davranırsa her birinize öyle davrandık. Sizi yüreklendirdik, teselli ettik. Kendi egemenliği ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik. Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlarda etkin olan da bu sözdür. Çünkü kardeşler, siz Tanrı'nın Yahudiye'de bulunan ve Mesih İsa'ya bağlı olan topluluklarını örnek aldınız. Onların Yahudilerden çektiği sıkıntıların aynısını siz de kendi yurttaşlarınızdan çektiniz. Rab İsa'yı ve peygamberleri öldüren, bize de zulmeden Yahudilerdir. Diğer uluslardan olanlarla konuşmamızı ve böylece onların kurtulmasını engellemekle Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna yol açıyor ve tüm insanlara düşman oluyorlar. Böylelikle durmadan günah üstüne günah yığıyorlar ve sonunda Tanrı'nın gazabına uğramış bulunuyorlar. Geciken ziyaret. Kardeşler, kısa bir süre için düşüncede olmasa da bedende sizden ırak düştük. Ama büyük bir özlemle yüzünüzü tekrar görmek için çok çaba gösterdik. Evet, yanınıza gelmek istiyordum. Hele ben Pavlus, bunu birkaç kez istedim. Ama şeytan bize engel oldu. Ümidimiz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiği zaman onun önünde övüneceğimiz taç nedir? Siz değil misiniz? Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz.